Selam dostlarım, Batu Zaya burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Artık odamda bir duvarı daha dekore etme vakti gelmiştir dostlarım. Neresi diye soracak olursanız hemen sizi şöyle alıyorum. Şu duvar. Biliyorsunuz zaten şu duvarı beraber çok güzel dekore etmiştik bence ve ben bir evde, bir odada özellikle her yerin dolu dolu olmasını, kalabalık olmasını ve her yerin böyle düşünülmüş olmasını çok seviyorum. Her yerden bana ait bir şeyler olması fikri hoşuma gidiyor açıkçası ve bu duvar kitaplığa güzel bir geçiş olduğu için bu duvarı da doldurup güzel bir şeyler yapalım diye düşündüm açıkçası. Ve bu duvarda biraz DIY yani kendin yap şeklinde ilerlemek istedim. IKEA'dan çok küçük, böyle çok maliyeti olmayan bir alışveriş yaptım. İlk önce neler aldığımı sizlere göstereyim. Daha sonra da bu duvarda yapacağım kolajdan sizlere bahsederim dostlarım. Şimdi bir daha oturalım mı? Bence oturalım. IKEA alışverişim şöyle küçük bir kutuda geldi. Dediğim gibi çok büyük bir alışveriş yapmadım. İlk önce şöyle 10-15'lik çerçeveler aldım. Bu IKEA'nın fisk bu ailesinden geçiyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz çerçeveler de o aileden olduğu için böyle bütünlük olması açısından bunu da aynı şekilde söyledim ben. Şöyle 16 tane aldım. 12 tanesi siyah, 4 tanesi de beyaz olmak üzere. İçlerini de beraber dolduracağız birazdan. Daha sonra böyle bir çerçeve daha aldım. Bunu niye aldığımı bilmiyorum. Ama böyle şeyleri beğeniyorum. Bunu da ya kitaplığımda ya da bu arkadaki yerde değerlendiririm diye bunu da aldım. Bu sanırım 16 liraydı. Biraz önce gösterdiklerimde bir tanesi 7,5 ya da 8 lira olması gerekiyor. Bir de böyle bir düzenleyici aldım. Biraz sonra bunu da açıp kurulumunu yaparız beraber. Bunu da kitaplığımda değerlendirmeyi düşündüm. Bu 13 liraya da 9 liraydı. Çok ucuzdu. Zaten uzunluğu şöyle bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Ve kutumuz boşaldı dostlarım. Artık çerçevelerimizin içine fotoğraflarımızı yerleştirmeye geçebiliriz. Fotoğraflarımı nasıl yaptığımı sorarsanız da dediğim gibi çok fazla masrafa girmek istemedim. Mesela bu arkamda gördüğünüz poster H&M'da şu an beyazı 90 liraya falan satılıyor. Bir zaman bunlara çok fazla para harcadım ve dedim ki artık yeter Batu Zayi. O yüzden de koyacağım posterleri kendim çıkarmak istedim. Pinterest'ten bazı fotoğraflar ve hoşuma giden yazılar indirdim. Hepsini 10-15'lik olacak şekilde Word belgesi haline getirdim ve canım yazıcımdan onları çıkardım. Bunları bir araya getirip burada çok güzel kolajlayacağımızı düşünüyorum. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Heyecanlıyım, bence güzel olacak. Ümitlerim var içimde. Ve dediğim gibi tüm her şeyi çerçeveledim. Bunları kolaj yapacağım dediğim gibi ve kolaj yapmadan önce, duvara asmadan önce bu dekorasyon uzmanları diyor ki bir yere koyun ve hepsini nasıl kolajlayacağınıza karar verin. Ben de onları dinleyip şimdi nasıl kolajlayacağıma karar vereceğim. Tüm fotoğrafları sizlere göstereceğim. Bir sürü yazı var. Pinterest'ten topladığım bir sürü şey var. Onları sizlere anlamlarını söyleyeceğim. Bu şekilde daha da anlayacağız bence bu olayı. Ve en köşeye de bunu asmak istiyorum. Beyaz çerçeve çok iyi olduğunu düşünüyorum. Üstünde Get in Loser yazıyor. Bunu böyle en köşeye koyuyorum. Ondan sonra bu şekilde birbiriyle bağlantılı iki tane posterim var. İkisi de Van Gogh'un eserleri ve onun üzerine benim çok sevdiğim bir şarkıcı olan Troye Sivan'ın bir şarkısından sözler eklenmiş. Bunda bir parçamı kaybetmeden cenneti nasıl elde edeceğim yazıyor. Bunda da bir parçamı değiştirmeden cenneti nasıl elde edeceğim yazıyor. En alt köşeye de bunu asmak istiyorum. Üstünde dünyadaki gülüşün olmak istiyorum yazıyor. Çok tatlı değil mi? Biraz önce gösterdiğim mavili şeyin üstüne bunu asmak istiyorum. Üstünde de sen bir sanat işisin. Herkes seni anlayamaz ama anlayanlar da senden asla vazgeçemez yazıyor. Wow, Batu Zayi. Aşırı hoşuma gitti gerçekten bu söz benim ilk duyduğumda. Çoktandır galerimde bulunuyordu. Dedim ki fırsat bu fırsat, niye yapmayayım? Onun yanına da bunu eklemek istiyorum. Bunun üstünde de sanat olmadan dünya sadece yani bu bir kelime oyunu aslında. Örtünün ortasındaki artı çıkardığında sadece geriye kalıyor. Bununla alakalı bir şey, çok tatlı bir şey bu da. Çok hoşuma gitmişti ilk duyduğumda. Daha sonra da şöyle bir yazı var. Ben kendim de biliyorum, biraz bencil bir insanım. O yüzden bunu eklemek
istedim. Üstünde ben bencilim bunu biliyorum yazıyor ve gerçekten biliyorum ve kabul de ediyorum. O yüzden bunu eklemek istedim. Anlamlı olacağını düşündüm. Böyle bir şey ama ben bunu böyle asmak istiyorum. Böyle yandan okunma daha tatlı olacağını düşündüm bu. Sylvia Plath'in bir şiiri. Bunu okumayayım isterseniz. Biraz sonra görünce SS'leyip okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Daha sonra da şöyle bir yazım var. Üstünde birçok kere Better Days Are Coming yani iyi günler gelecek yazıyor. Bu da inancını asla kaybetmemen gerektiğini söylüyor sana. Bu yüzden bunu da kolejime eklemek istedim. Bu da dünyanın en doğru sözü bence. Üstüne Samuel Beckett'in Dance First, Think Later is the Natural Order yazıyor. Yani önce dans et sonra düşün. Bu normal bir sıra, doğal sıra buyu diyor ve gerçekten aşırı doğru. Dans bence her şeyden önce gelmeli. Daha sonra da geri kalan posterlerime bakıyorum. Bunların hepsi One Line Art dostlarım. Ben dediğim gibi One Line Art'a baya baya düşüyorum. Özellikle bu karantinada çok merak sardım. İlk önce bunu eklemek istedim. Bu One Line Art'ta insanların birbirine bağlanması beni çok etkiliyor ve gayet güzel oluyor. Burada da gördüğünüz gibi bir kadın ve bir erkek birbirine bağlanmış. Daha sonra da bunu eklemek istedim. Bu baya baya muhteşem. Böyle kalın kalın tasvir edilmesi aşırı güzel bence. Böyle yapan bir kadın. Ben hep böyle dururum. Okulda, her yerde, hayatımın her evresinde. Açıkçası bunu sadece bu yüzden koymak istedim. Beni bu noktası etkiledi. Sonra da böyle karışık karışık insan bedenlerinin olduğu bir şey var. Bunu da çok beğendim. Sonra da yine böyle One Line Art'ta çizilen yüzlerin karmaşık bir tasviri mevcut. Onu da buraya eklemek istedim. Ve en sonunda da gerçekten buna bayılıyorum. Üstünde Vogue yazıyor gördüğünüz gibi ve altında da birbirini öpen iki insan mevcut. Aşırı güzel. Dostlarım şimdi de son olarak kolejimin karşısına geçtim. Hepsini masama dizdim. Birazdan size de göstereceğim nasıl olduğunu. Ufak ufak değiştirmeler yapmak istiyorum açıkçası. Böyle daha güzel olacağını düşündüğüm şeyler var. Şimdi gelin size kolejimi göstereyim. Burada sarı ve mavi renkler mevcut olduğu için üstünde o şekilde onları birleştirmek istedim. Burada siyah çok yoğun olduğu için buradaki siyahlıkla onları birleştirmek istedim. Şuradaki yavru ağzı, o turuncu sarılı renkler şu bejle ve şu yavru ağzıyla çok iyi uyacağı için bu üçünü birlikte kullanmak istedim. Şimdi bunu buraya asacağız ve burada muazzam şeyler olacak. Right there on top of the moon, exhaling to nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's hard how we always wait another day. Evet dostlarım, bu videoda artık son kez sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi tamamladık. Benim çok içime sindi açıkçası. Böyle küçük bir Pinterest köşesi oluşturmuş oldum kendime. Çerçeveler dediğim gibi çok pahalı değiller de o yüzden böyle çok kaliteli olmadıkları için böyle wow bir etki uyandırmadı ama bunlarla aynı olmasını istediğim için öyle olmuş oldu. Ama posterlerimin birbiriyle uyumunu çok sevdim ve burayı sadece çerçeve ücreti ödeyerek oluşturmuş oldum. Yani yaklaşık 90-100 lira gibi bir şey gitmiş oldu buraya. İçindeki posterlere asla para ödemedim. Umarım siz de hem burayı beğenmişsinizdir hem de videoyu çok beğenmişsinizdir. Duvarlara biraz delik deşik ettim ama neyse zaten babam yaptı oraları, ben yapmadım. Artık burası da videolarımda bir background, arka plan olarak hep göreceksiniz dostlarım. Kendinize bir dahaki videoya kadar çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve beni sevdiyseniz, beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zili çalarak bildirimleri açarsanız muazzam olur dostlarım. Bir dahaki videoda görüşene kadar bu güzel arka planla sizlere görüşürüz diyorum. Bye bye.